Şimdi esen gücü insanın ayrılması için ve boşanması için tabii tükenmişlik olabilir. 23 yıllık evliliklerdeki müdahaleler, annenin müdahalesi olabilir. Ama bu kararı almanı gerektirecek böyle çok çok ciddi, çok elzem bir şey yok gibi duruyor. Seni yani asla böyle sana bir şiddet uygulamamış. Öyle şey olsa hemen zaten. İleriki zamanlarda ben birkaç tokatlar oldu ama yani. Tokatlar oldu mu? Birkaç arada. Olur mu ya? Yani, yok dedin sen bana. Unuttu tokatlar oldu. Bağırma çağırma ama ben. Ya, kendin burada dedin ya. Dönme şöyle, dedin ne ya. Ne demek ya şu yanağına şu istemediğin şekilde eli değerse. Yok yok o kadar Allah zor Allah. Durumda değil. Bak bu kadar da yalan. Yok hayır yalancı ben yalan söyleme gelmedim. Sen iki gün önce buraya geldiğinde dedin ki dövmedi dedim. Dövme ama yani vurma dövme. Başkan moratma bir tarafımı kırmadı. Öyle şiddetli bir şiddet değil yani. Dövmenin şiddeti var. Ya, bu şiddet mu, değil. Dövmenin şiddeti. Ben kendimi size söylüyorum. Çok rica ediyorum sevgili izleyiciler, sevgili kadınlar. Buyurun. Dövmenin şiddeti olmaz. Vardır. Hayır. Esengül. Evet, ben de Esengül. Dövmenin bilmiyorum. Şiddeti olmaz. Vardır. Siz kadınlar, biz kadınlar bunu böyle işte derecelendiremeyiz. Olursak sonra hayatımızı kaybediyoruz. O kadar değil, o kadar değil. Allah o kadar Allah. Derecelendirme. Şimdi sen neden Mehmet Ali'den boşalmak istiyorsun o zaman? Ben niye? Söyledim çocuklarım işte bunlar anlaşmamalarından dolayı yani yok, ben istiyorum. Ben dört adım arkadayım. Ben istiyorum ben. Kararım çok özür dilerim. Boşanmanın nedeni annenin ve kocanın anlaşamaması mı? Ondan da. Ondan ama özür dilerim ama ben, senin kocan onu annenin... istemiyorum yani kararım kesin. Balıkesir'deki çay ocağında mı kalacaksın? Yok şu an ona da karar vermedim. Ne yapacağım? Bilmiyorum yani. Ama şu an bilmiyorum. Özür dilerim bunu söylediğim için ama evet. Ben karşıdan gördüğüm eğer yanlışsan beni düzelt. Senin söylediklerin arasında çok büyük tutarsızlıklar var. Kendi içinde söylediklerin arasında. Çok büyük tutarsızlıklar var. Böyle inişler çıkışlar var. Neden böyle söylediğimi de çünkü siz dün annen olmadan Emine Hanım olmadan bir baş başa geldiniz. Bir araya geldiniz. Kimisi bize bulaşmadığı sürece bizim evliliğimiz devam eder. Biz bulaştırmayız evliliğimizi. Çünkü benim yani 3 tane sonra, çocuklarım var. 2 yıl sonra gelip benden besleyecekler kızımı. Ya da kızımın bir bayan olarak ihtiyacı olduğu zaman gelip benden besleyecek. Aynı olarak senden isteyecek. Doğru mantıklı ve dost doğru düşünüyorsun. Benimle aynı olarak devam etmek istiyorsan buyur. Siz aslında anneniz olmasa baya baya konuşabiliyorsunuz. Konuşuyoruz şimdi. Dedim Hanım zaten ya. Gerçekten konuşuyoruz. Nereye geleyim ben? Hangi eve geleyim ben? Senin evine geleyim. Çık oradan kızım. Dön dolaş. Çık oradan kızım. Çık ben senin kiranı da sen vereyim. Sen onun evinden çık. Ya kirayı verme. Çıkacağım. Boşalt. Boşaltacağım zaten. Çocukları da çıkar. Çık. Antalya'ya gelmez. Ben dönerim çocuklarıma. Ama çok evlenme olarak değil. Görürüm çocuklarımı. Ben niye bırakayım çocuklarımı? Çocukların senindir zaten. Görebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Ablam var. Kız kardeşim var. Onlar da kadın. Ben niye onlara karışmadım? Ben hayatımı... ne bileyim sen söyleyeceksin. Niye bu kadar... Kanımız son damlasında. Senin hayatına niye bu kadar karışıyor? Ablana karışmıyorsa sana niye karışıyor? 7 tane çocuğum bilmiyorum var ben. Bilmiyorum yani gelinlere karışmadı diğer kızlara. Hiç anlamış değilim. Ben anlamış değilim. Fazla mı seviyor? Sana takıntılı mı? Sevgiyle alakalı değil. Bu takıntıyla alakalı. Ha, takıntılı sana. Evet. Niye sana bu kadar takıntılı anne? Niye takıntılısın? Kızım sen gece gündüz beni aramadın mı? Anne ben ölüyorum gel beni götür. Bak kocan aramadı mı gel götür biraz gel. Kız biraz beni kendinden uzak kovayım ben seni. Beni birazcık uzaklaştırması gerekmez miydi kendine? Allah Allah gece bak, ben çocuklarıma. Ama sen aramışsın. Gece anne gel demişsin. 1, 2, 3, 5 beni ara. Uyku yok. Peki doktor bitti. Seni görünce ne dedi? Biraz bunların hayatından doktor çık demedi mi sana? Bir ay tedavi olsa iyileşecek. Bunun psikoloji bozulmuş. Benim şey söyleyeyim. Ki bir şey yok. Ben iyiyim yani. Bunun ilacı biliyor musun sensin. Senin uzak durursan bu iyileşecek. Ben atarım. Bugün atarım biraz gitsin. Kendimdeyim ya. Valla biraz uzaklaştım. Ben bugün gideceğim zaten. Biletimi kestim gideceğim. Aramıyorum da iyiyim bunları yani. Bunları bırakıp sanki. Gideceğim. Ama yani. Lafımı söylemek zorundayım. Ama iyi ama kötü. Beni dinlemek zorundasın. Dinleyeceğim. Tabii evet. Ki dinleyeceğim. Tabii ki telefonda biri varmış. Durumum. Siz Emine Hanım'ın dünürüsünüz. Doğru mu? Antalya'dan arıyorum ben. Benim kızım buna yanında 21 sene kaldı. 21 sene onun kaldı. Yanında. Evet. Kim? Evet. Kız... En sonunda ha. Onu da şey etti. Ben ayrıldım 2 sene oluyor. 2,5 sene oluyor. Ayrıldım ben onu. He, benim dünürüm. Boşattım. Mecit Bey. Benim. Anladım. Tanıdım. He. Evet. Tanıdım. O 20 yıllık gelin. O çocukların yuvasını dağıtmadan... Ne anlıyorsun bozmadan yani? Ya sana, ilgilenme biraz. Çocuklarla ilgilenme sana biraz. Sana bir şey söyleyeyim. O 20 yıllık yuva ben kızınızın yuvasını... Özür dilerim Emine Hanım. Özür dilerim bir dakika. Kızınızın yuvasını Emine Hanım mı bozdu? Aynen. 21 sene içinde ben 10 sefer evine gitmiş değilim de. 10 sene? Ben şimdi konuşursam işler kötüye gider. Düğünde sen sokta bilezik taktın benim kızıma ya.
sahte bilezik. Muhtar var. Osman evet. var aramızda. Sahte bilezik muhtarımız tak. Muhtarımız var, muhtarımız. Senin adamındı. Muhtarımız senin var arada. Sen ne yaptın sen onları götürüp de sattın, ev aldın. Üç günlük gelinin evine altınlarını aldı gitti. Daha ben gelinimin evine gitmeden gittim baktım evde bir çay var, demlemişler, kahve içmişler. Gelinim kapıyı açmadı. Anne içeri girme dedi. Niye? Ben de dedim hey bak dedim gelinim birileri almış içeri. Korktum. Gelin, almadı beni içeri. Gelin içeri birileri aldı diye mi korktun? Ayakta gördüm iki beyaz çorapla. Evet. Hey bak dedim bu kimdir dedi. Üç günlük gelin olmaz. Ben daha evine gitmedim. Ya sana ne kocası, işi var? Kocası baksın sen. Kocası evde yok gel bileziklerini al altınları al cebine koy. Ben çıktım o yanı adam fırladı. Değil babasıymış mi? Niye gizleniyor? Niye altınları gizleniyor? Gizlice alıp nereye gidiyor? Aa. Niye gidiyor? Tövbe tövbe. Evi de aldı şimdi... oğlunun üstüne aldı çocuğumun evini de vermiyor. Aa. Evet. Vermiyor mu? Çocuğumun adı evini de vermiyor. Bak, çocuğum hem altınları aldı. Bir dakika bekle. Ama Mecid Bey'le konuşma. Hem çocuğumun altınlarını aldı. Duydun mu Emine Hanımcığım? Bir dakika bekle söyle Emine. Mecid Bey'in konuşmaya hakkı var. O da bir baba. Babadır değil mi? Evet bir baba. Baba yapmaz. Ben de babayım anneyim yapmam. Bu konuda Mecid Bey haklı buluyorum. Nereden haklı? Haklı buluyorum Mecid Bey. Aynen haksız. Aramızda var muhtarımız var. Muhtarı fazla bilmiyorum ama beni Mecid Bey haklı. Bilmiyorsa konuşma. Çünkü çok karışıyor gerçekten bakın. Benim ya Emine Hanımcığım yengem farkında mısın? Bir tanem farkında mısın? Abim ve yengem de ayrıdırlar. Bu evlilik sizin bitti, yüzünüzden bitti. Değil gelin sizin şeyi de aldattığı için evet, bitti. Evet benim oğlumun arkadaşıyla. Aa. Evet. Acayip bir iddia. Annemin müdahalesiyle bitti. Acayip iddialarda bulunuyorsun ben karşılıklı. Ben hem erkeğim hem bayanım. Ben hiçbir zaman kendimi kadın diye izlemedim. Olur mu ben erkeğim? Ben kadınım. Ben çünkü yapıyorum. Yaparım daha yapmıyorum. Biraz kiloluyum işte. Tamam mı? Benim çocuklarıma kim dokunursa Esengül bir dakika. Benim çocuklarıma kim dokunursa ben aslanım. Bu evliliğin devam edebilmesi için sizin Antalya'da değil... Bayağı uzakta yaşamanız lazım. Annem nerede yaşarsa yaşat. Kirasını da veririm. Verme da verme. Kirasıyla birileri vererek gelecek. Ben telefonlarım boşanmak için gelmedim. Bir dakika kira istiyor musun? O erkekse öder beni hiç ilgilendirmez. Ben gelmedim onun için. Ben sana yalvardım. Tamam. Kızımı bul tedavi et. Tamam kira istiyor musunuz? Hayır hayır. Kira istiyor musun? Hayret bir şey ya. Hayır ben onun çöpünü istemiyorum ya. Bitti ben de vermem canım sağ olsun. Ben 50 yaşındayım çalışıyorum. Yeter bunca eşime, verdim ben o da yeter. Yine bakalım peki, aç bırakma. Başka bir şehirde biz de destek verelim. Başka bir şehirde ev tutalım. Bana söz verdi. Dedi ki ben size karışmayacağım dedi. Allah katında. Bu sene yılbaşında. Bu sene yılbaşında. Yani bu sene yani geçen sene yılbaşında. Anladım anladım. Ben de tamam dedim eve döndüm. Yine karışıyor, yine karışıyor kardeşim. E sen niye bunu bıraktın gittin? Bu da ağladı sabaha kadar. Ya anne, senin yüzünden anne, ya, senin anne, yüzünden. Anne, karışma, biz yedik, etme, içtik, karışma. Sen dedin şu ne, şofben bağlamaya gideceğim. Otele. Nereye? Bıktım artık bağlamaya. Seni dur. E bu da ağladı. Tehditinden her şeyden hadi çıktım karışma. Gittim kardeşim. Al karını ben, git kardeşim. Ya karışma. Al karını git. Karışım, bak karışmazsan bu evliliğiniz şey devam ya, eder. O. Ama sen karışırsan etmez. Ben böyle bir şeylere yokum. Geçen gün yine dedin kızım. Kızım kocandıracağım dedim burada. Ama canlı benim yayında çocuklarıma söyledin. Kim kötü davranırsa... Sen kızına baskı yapıyorsun bak. Esengül, annen sana baskı yapıyor mu? Aa. Çok baksana işte hep böyle baskı tamam, karakter. Gördünüz işte. Bu baskı, hanıma, bu baskı mı resmen ya? Hanıma. Baskı tabii. Ayrı bir ilde bir ev tutulsa... Hı. Annenden uzak, çocuklarınla beraber, akrabalardan uzak. Çocuklarla herkesin konuşma, uzak. Onu çocuklarla konuşayım. Kararım öyle mesela şuradaki deliğe bakabilirsiniz. Annem buradan karşı komşuyu görebileceğini düşünmüş. Yok. Bir kez konuştu. Yer yerinden oynadı. Tavukların paçalarını, ayaklarını alıyordu. Mutfak dolaplarının üstüne atıyordu. Saç sarıyordu. Şimdi stüdyoya geliyor. Burnuna kadar gelince insan diyor ki tamam diyor artık yeter diyor hani. Esengül'ün kızı Kamile Nur ilk kez annesiyle karşı karşıya gelecek. Çocuklarla konuşayım. Kararım öyle. Esengül ve annesi Kamile Nur'un iddialarına ne diyecek? Bana karışıyordu, benim kardeşlerime karışıyordu. Kızları anne ve babasının barışmasını istiyor mu? Belki bu evliliği seninle birlikte kurtarırız. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Birlikte yaptıysak yaptık da öldürdüysek öldürdük de. Yani en son gören o kendisi. Neden susuyorsun? Bir anne niye susar? İlk kez ekranda. O gün hastaneye götürdüğünü, işe gitmediğini, her şeyi biliyor. Kendisi ne olduğunu biliyor.
Şükür Türkan kaybolmadan önce o hastaneye götürüldü. Hastaneye gerçekten götürdüğünü, muayene ettirdiğini, oradan da getirip bıraktığını mı düşünüyorsun? O yol Şükür'ün ölüm yolu muydu? Onu hiç görmediniz. Şükür'ün kardeşlerinden bu kez en küçüğü konuştu. Ablamla 3,5 yıldır konuşuyor. Yani yakaladık yani. Oğuzhan anne ve babasının hangi çelişkisini ortaya çıkardı? Biz okuldan geliyorduk. Annem şurada oturuyordu. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Ya bu işi yapan kişi ya da bunu bir kişi tuttu, o tutan kişi. Giresun'un Nurhan'la ilgili o çarpıcı görüntüyü açıklayacağım. Çok acayip bir elimize bir görüntü ulaştı. Gelsin şu görüntü ekranlara lütfen. Buyurun. Ramazan burada ne yapıyor? Burası neresi? Abla şimdi %90 hani şöyle söyleyeyim sana, Cuma'ya geliyor. Çünkü cami yukarıda, bizim orada ya. Saat hatta 13 ile 1 ile 2 arası. Da. Aynen, Cuma'ya gelme ihtimali olabilir olsa diye. Tamam. O Ramazan. Ramazan senin neyin oluyor? Yakın arkadaş. Yani köye geldiğimden beri arkadaşım yani 2,5 senedir. Nura'nın nesi oluyor? Akrabaları. Amcamın torunu. Amcanızın torunu. Aynı zamanda evet. Nura'nın... Öz amcamın torunu. Lise arkadaşı galiba. Lise mi, okul mu? Hangi? Bilmiyorum onu ben abla. Ha? O kadar ben bilmiyorum. Sizin evinizin tam karşısında oturmuyor mu? Ramazan mı abla? Evet. Yok abla, kameranın tam altında oturuyor hemen. Kamera, şu an şu kamerayı çeken ev var ya abla, hemen onun altında. Ben o alanı gören, sizin de yürüdüğünüz yolu gören var ya, o kamera. Aynen bak. O kamera. Şu, abla şurada ağaçlar, şeyler, sopalar var ya hemen arkasında. Evet. Aynen. Hemen onun yanındaki ev onun evi zaten. Ramazan'la Nura'nın arası nasıldı? Abla ben size yine diyorum, benim eşim soru sormadan kimseyle konuşmaz. Bak ben sana, şu arkadaşlar ya, konuşurlar mıydı Ramazan'la Nurhan? Benim evlendikten sonra söylüyorsanız yok. Ha. Ama daha öncesini bilemem. Burada Ramazan ne yapıyor? Telefon çekmiyor abla, büyük ihtimalle telefon çeksin diye. Çok telefon çekmiyor gibi değil yani. Sizin evin yani sanki şöyle, yani şimdi telefon çekmezse dolanırsın bir yerlerde. Şöyle bir şeyi böyle çekiyor gibi. Sanki birini gözetliyor gibi. Bir şey, bir yere bakıyor gibi, sizin eve bakıyor gibi. Abla bizim orada ev oradan gözükmez. Ev gözükmez bizim oradan. Hı? Bizim ev gözükmez oradan. Şu an oturduğu yerden gözükmez. Bugün sen haberdar mıydın? Yok. Onlara haberdar değildim. O gün eşinin kaybolduğu gün, Ramazan senin ev, orada o taraflarda olduğunu, orada bir süre beklediğini, telefonu çekip çekmediği kontrol ettiğini. Abla. Hiç bahsetti mi? Haberin var mı bu yani hiç Ramazan'dan? Zaten telefon çekmiyor bizim orada. Ben başka bir şey soruyorum. Tamam Savaş. Anladım abla. Kardeşim bak. Sen o gün, bir dakika lütfen. Sen şimdi, o gün orada. O gün ben Cuma'ya geldiğimde Ramazan da gelmişti. Orada gördüm Ramazan'ı. Aynı muhabbetlerimiz, aynı sohbetlerimiz oldu. Cuma'dan sonra ayrıldık, herkes evine hatta gitti. Hatta bu Ramazan, yanlış mı hatırlıyorum? Yani Kemal Bey'in evine babanla beraber gittiğiniz, size işte babanla beraber, Nuran'la beraber Kemal Bey'i götüren Ramazan değil mi? Bu arkadaş yani. Evet. Arama çalışmaları sırasında senin yanında mıydı bu Ramazan? Arama çalışmalarında da hani AFAD'la mı arama çalışmaları? Bütün arama çalışmalarında. Senin yanında mı her zaman? Destek veriyor mu sana?
Her zaman arama çalışmalarını hatırlamıyorum da. Hı? Hakkın yolunda olduğunu biliyorum. Hani hak neyse onu yani doğruyu söylediğimi biliyorum şimdi. Madem o gün oradaysa, senin karında kaybolduysa, Ramazan'ın bunu sana, emir sana kardeşim, sizin bu görüntüden haberdar olmanız lazımdı. Tamam mı? Senin eşinin lise arkadaşı, akraban o beni ilgilendirmez Kemal Bey. Kardeşim bir dakika, bak şimdi şu Ramazan'ın var ya şu an olduğu yer evrin şeyisi. Bunların evin olduğu yer değil. Tamam yani. Ama evet. Önemli değil. O sırada Ramazan. Adam evin yanında dolaşmayacak mı ya? Ramazan. Evinin kapısında oturmayacak Ramazan, mı? Bak Kemal Beyciğim. Ramazan'la ilgili sen ne biliyorsun? Niye rahatsız oldun Ramazan'dan? Ben rahatsız ama şu anda adamı başına yargılıyorsunuz ya. Nereden biliyorsun? Bu adam evinin kapısında oturuyor ya. Bak Kemal Beyciğim. Kemal Beyciğim sen kızının başına kimine getirdin nereden biliyorsun? Ben kızın başına getiren ne bunlar? Nereden biliyorsun? Niye bizi şimdi yargıladın o zaman? Buldu kız? Ramazan şu... neydi biliyor musun? Benim arkadaşım ama dedi bize. Ya kardeşim hiç orada. Dedi. Ben o gün oradaysam derim ki ben Savaş'a. Derim ki Kemal amca derim, Savaş derim, Emir derim, bilmem kim derim. Ben o gün oradaydım. Hatta baktım ama dikkatimi çeken bir şey olmadı. Yolda gelen geçen olmadı. Ben senin eğer arkadaşınsan orada olduğumu ben sana söylerim kardeşim. Abla, şu şekilde sen orada olduğunu bilmiyorsun yok, Ramazan'ın. Şu şekilde söylemi zaten oldu. Ben kendim direkt sordum zaten. Bunlar iftira atıyor ya. Dedim Ramazan dedim. Görenler var dedim. Sen de gördün mü o gün dedim. Hani cuma saatine kadar dedim. Kanka ben o saate kadar göremedim dedi. Peki ben... o saatte orada oldu. Şimdi o saatte orada olduğunu, biriyle mesajlaştığını, ondan sonra o sırada işte telefon çekiyor mu çekmiyor mu diye oralarda dolandığını, sanki birini bekliyor gibi oralarda hareket ettiğini sana söyledi mi söylemedi mi Ramazan? Abla onu neden söylesin ki? Ama çok önemli. Sen bak bir kadını yok ortada. Tamam. Cinayetten bahsediyorum. Abla, niye Ramazan'la sana bahsetmesin? Ramazan'la alakalı bir şey çıkacağım ben sanmıyorum ya. Ramazan'ı ben tanıyorum abla. Nuran'ın kaybolduğu aradısını... gün ya da evet. Öncesinde Ramazan'ı nerede gördün sen en son? Cuma'da gördüm abla. Bir Cuma'da gördün. Cuma namazını gördüm. Kıldın. Evet. Peki. Ondan sonra ben yaylaya gittim zaten. Tamam. Ramazan o günü bütün gün orada mıymış? Ramazan... Hani on, Cuma'dan sonra o da çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Çünkü o zaman ot göçü zamanıydı galiba. Çünkü köyde adam diyordu yani. O kadar sana yoktu. Niye yardımcı oluyor? Sağa sola niye Ramazan'ın arabasıyla gidiyorsun? Abla kendi arabam olmadığı için o zamanlara. Ya köyde başka arabalar da var. Amcanın da tamam, işte... Şöyle abla... Yakın olduğundan dolayı. Hem yakın olduğundan dolayı abla hem de... Hani bunu özel söylesem daha iyi olur yani. Şey olarak yani... Bunda yani ben sana ne diyorum abla bak size dedim abla özür dilerim. Bunun Ramazan'dan şüphelenen kendinden şüphelensin. Ramazan bile dedi ya karısı gitmiş gibi değil dedi. Bak Ramazan söyledi karısı gitmiş gibi arkadaşım ama dedi karısı gitmiş gibi değil. Hiç öyle umurda değil dedi ya tamam, Ramazan. Hiç umurda değil dedi karısı gitmiş gibi değil kendisine dedi. Kendisine sorun abla. Bak ama çok önemli bir şey söylemiş. Tamam, kendisine ve sorun abla. Açık ve net diyor. Hiç açık karısı... ve net ya. Ya tamam. Arkadaşım değil geziyim ama diyor. Hiç umurumda değil diyor karı değil. Kendisine sor. Sorun işte sen sorun. Demişsem demişimdir abla söyleyin sorun. Ama Ramazan seninle ilgili niye böyle konuşsun? Ben de diyorum ki Ramazan'ı arayın ulaşın sorun bakın var mı böyle bir şey diye. Hı. Ama sen Suzan Hanım'dan duydun. Buna Suzan itibar Hanım'ın, etmiyor musun? Ben doğrusu, bir tane doğrusu var Suzan Hanım'ın buraya geldiğinden beri. Tek ama doğrusu sizin evden çıktı. Başka bir doğrusu yok. Akrabalı orada çıktı işte evet. Tamam işte başka bir doğrusu yok. Çıktı, birisi mi çıktı bilmiyoruz. Şundan bundan mı diyeceğim? Ablacığım bak tek doğrusu o. Ben buna okeyliyorum. Ama başka doğrusu yok. Bir dakika bunu sana ne zaman söyledi Ramazan? Ramazan? Aşağı yukarı biz arabayla alıp götürüyorduk onu bizim arabamız şeydi kışın oğlan valla Ramazan 200'lü davranmış size gelmiş demiş ki ondan şüpheleniyorum belki de sana da onlarla ilgili ne anlattı Ramazan anne babayla ilgili yani 200'lü davranmış senin yanında dolanmış değil mi Emir 200'lü davranmamış mı Ramazan abla şimdi bir şey görmüyorum ama 200'lü bak annesinin dediği doğruysa şu an Suzan'ın lafına göre konuşuyoruz ama İşte. Ama Ramazan'ı arayıp söylüyorsun ondan sonra 200 mü tek 100 mü onu söylerse de kendisi. Ben bu konuda bir anlamadığım şey var. Müsaaden olursa onu soracağım. Tabii, Kemal'a 40 yıllık arkadaşından şüphe ettin ya. Hiç düşmanlarından şüphelenmedin mi? Hiç düşmanlarından şüphelenmedin mi de 40 yıllık arkadaşından şüphelendin ya? Kemal Bey söylesin. Arabiyi kim çekti ya arabiyi? Arabiyi çekti mi? Benim kızım arabiyle geçti. Güzel kardeşim bak arabiyi çekti mi? Şimdi düşmanın arkasına girdin. Az dinle. Konuşayım ama. Düşmana bak düşmana ya. Fırsat düşmana gelmeyecek. Sen niye verdin? Niye verdin düşmana bak, madem öyle de. Bak yine konuştum ya. Benim düşmanım yok. Yok. Ama ben düşmanımı konuşmamı istemiyorum. Yok benim düşmanım yok. Şundan bir şey aldım da şuna yedirdin de kızımı delirttin niye dedi o zaman kendisi. Niye o ilaçları kullanıyor bu yeşil reçeteye tabi abi, ilaçları? Kullanmadı. Hocayı getirdikten sonra o kız buradan yetmiyor kullanma, bak sen ilaçları yaptın. Aradırıyor. Sen kim geldi düşman benim senin ocağa başına gidip düşman. Kendinden nuska getirip de ya, kuyuda. Dur, ama konuştu mu yesin ki? Sen Emir bir dakika Emir bir dakika. Sen bana ben diyorsun ki. Mı? Düşman sen camını kırmış mı? Ya sen bana diyorsun ki. Kapını kırmış mı? Ya dinlesene. Sen parayı yatağı oldun abi şahin parayı ben bilmiyorum. Bu kız olmadı ya söyledi dedin. Şimdi söyle hesabı.
arabayı dayadım. Kasım'da sen mi yaptın o işi o zaman? Bak, şimdi arabayı dayadım. Tamam. Arabamı orada gör, boynum kıldan ince. Yoksa konuşma.